Selamlar herkese. Gazi Hocam yanımda bugün. Merhaba arkadaşlar. Benim de karıştırdığım bir şey var. Eminim öğrencilerimiz de çok karıştırıyorlar. Gazi Hocam, kavram haritası ile zihin haritası arasındaki temel fark nedir? Bana göre ikisi aynıymış gibi hissediyorum ama bir de Gazi Hocam'dan dinleyelim farkları. Evet, genelde Esra Hocam, zihin haritası ve kavram haritasını öğretmen adaylarımız çok karıştırıyor. Aslında karıştıracak da bir durum yok. Dikkat edin arkadaşlar, eğer bir kavramın ilişkili ve bağlantılı olduğu alt kavramlarla bir bütün görülmesini sağlayan bir şema oluşturuyorsak bu kavram haritası, bir kavramla ilgili aklıma gelen her şeyi yazabilme özgürlüğüm varsa o da zihin haritasıdır arkadaşlarım. Birinde nesnellik vardır, bu kavram haritası. Diğerinde öznellik vardır, bu da zihin haritası. O zaman ben anladım ki genel olarak ben kavram haritası kullanıyormuşum derslerde. Galiba. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Hoşçakalın. Rica ederim.